Şimdi bir de bir İhsan Şen Ocak diye bir adam vardı. Mangalda kül bırakmıyordu. Sürekli bana diyorlar, Edip bu adam tartışmak istiyor falan. Öyle diyor. Ben ona cevap verdim İhsan Şen Ocak'a. Buyur kabul ediyorum. Diyor 15 hadis vardır diyen adam işte. Buyurur tartışalım. Siz o bir saat 10 dakika bile karşımda duramazsınız falan. Böyle diyor. Ben de zannedeyim ki bu adam dürüst. Bu iddiasında. Buyur dedi. Ondan sonra bir arkadaşımız bana bir mektup gönderdi. Bu mektubu bunu şey edelim mi? Bu paylaşalım mı? Şurada kısaca Sünnilik bir dindir. Mezhep değil. Çünkü Sünniliğin de mezhepleri var. Dört tane mezhep deniyor ya, aslında bu mezhepler birbirlerini yiyorlardı. Bunu da bilin. Yani İmam-ı Azam denilen Numan bin Sabit'in zındık olduğunu, fasık olduğunu, sapık olduğunu, mürted olduğunu, ehli rey olarak hadislere uymadığı için ehli rey diye şey diyorlar. Şafii uleması onu zındık, mürted, fasık olarak şey dediler, damgaladılar. Eski Şafii alimlerin kitaplarına bir bakın. Hatta şunda bile görebilirsiniz. Bu kitabı buyurun okuyun. Böyle ondan sonra hak mezhepmiş falan, dört hak mezhep. Sonradan uydurmuşlar, bir araya getirmişler. Ya ilk başta çıktıkları vakit birbirine düşman mezheplerdi bunlar. Birbirlerini katlettiler bunlar. Yani mezhep işte, din, Sünnilik dini var, Şiilik dini var. İslam'dan tümüyle farklı. Muhammed Peygamber'in getirdiği mesajdan çok farklı, şeytanın uydurduğu, insanların uydurduğu böyle şirket dini. İşte sahabeler adına, peygamber adına uydurulmuş, tabiin adına uydurulmuş, alimler, alimcikler, imamlar, imamcıklar, şeyhler, şeyhcikler şirketi, anonim şirketi. Neyse, bunu lütfen bir bakınız kanalımda. Bunu dinlemediyseniz ben dinletmeyeceğim şimdi. Sadece programcılardan aldık haberi. neyse Bir gece öncesi neyse bunu şey edin, burada konuşuyor, bilmiyorum, bakayım konuşmasın. Tarih ve Müslim hakkındaymış gibi Kur'an. Edip araya girme ya. Bırak adam konuşsun. Diyorlar ki Kur'an Müslümanlığı var. Ha. Efendim diyorlar, sahih hadis yok. Şimdi adam geliyor, 15 tane Kur'an sahih hadis var diye konferans veriyor. Bak ben burada söylüyorum. Vallahi bu adam, bunu söyleyen adam tefsir yazmış olsa da 150 tane hadis bir... Neyse. İşte bu adama cevap verin. Lütfen bunu dinleyin. Ondan sonra birisinden, bir arkadaştan şunu aldım. Bunu bir okuyun. Evet. Neyse, ben fazla vaktim yok. Bunu okuduğunuzu sanıyorum. Burada durdurup okuyabilirsiniz. Meğerse bu adam benimle tartışmayı istemiyormuş. Ben dengi değilmişim. Şimdi bahaneye bak, dengi değilmişim. Çünkü ben hiçbir hadise inanmıyorum ya. Hani 15 hadise inansa ya, orada tabii apaçık bir çelişki var. Yani onu fark ediyor. Ona işte 15 hadise inanıyorsun. Niye 30 hadise inanmıyorsun? Niye 300 hadise inanmıyorsun? Aynı kitapta falan diye belki de bir tartışması var. Ama sadece Kur'an diyen muvahhid, dini sadece Allah'a özgüleyen, Allah yeterdir diyenlere karşısına çıkacak bir şeyi yok. Bir entelektüel kapasitesi yok. Bir de güveni yok. Çünkü biliyor, çelişkiler, palavralar dinini savunduğunu biliyor. Bizim karşımızda duramazlar bunlar. Aynen beklediğim çıktı. Bak, buyur yalancısın bunu. Umarım bu yalandır. Ama bunu bana yalan söylemesini pek tahmin etmediğim bir arkadaş gönderdi. İlahiyat Fakültesinde kendisini önermiş. Şöyle demiş. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim İlahiyat Fakültesinde. Şu an fakültede İhsan Şen Ocak konferans verecek. Ben konferansta senin ona yaptığın çağrıyı deklare edeceğim falan. Diyor ki Edip abi, İhsan'a teklifini aynen ilettim. Vidondaki davetini birebir tekrarladım. Cevabı benimle aynı siklette değil. Ben hadis söylesem hadisi bilmez, ayet söylesem ayeti bilmez demek oldu. Onun ilmi bir vasfı yok dedi. Bense o zaman iki Müslüman olarak tartışın ve bu söylediklerinizi bize ispat edin. Utanmaz herif. Güya sen şeyi savunuyorsun. Hadisi savunuyorsun işte. Kur'an Müslümanlığı, sapıklığı falan. Buyur. Her gün yüzlerce sünni, sünnilik dinlerini terk edip İslam'a giriyor. Müslüman oluyor. Sadece Kur'an'ı şey diyor. Bunun farkındasınız. Paniğiniz bundan.
E buyur karşıma çık. Yok aynı siklette değilmişim. Ah 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 sahtekarlar. Bunlar sahtekar. Mangalda kül bırakmıyor, yalan söylüyor. Gelin tartışın, hepinizi böyle yerim, bitiririm falan filan. Yalan. Ha, yalan olduğu ortaya çıktı. Neyse şimdi bunu...